Agro Expo 16. Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı ve bu fuarın mimarı Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan'la beraberiz. Sayın Tan, hayırlı olsun fuarımız. Teşekkür ederim Sayın Erciyes. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor ilk gün? Resmi açılış yarın olacak herhalde. Evet, bakanlığımızın bugünkü programları nedeniyle açılışı konusunda bizden rica ettiler. Fuarın ikinci günü olan 24 Haziran'da fuarın açılışını saat 11.30'da burada bakanımız, valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ayrıca da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Makedonya Tarım Bakanlarını da ağırlayacağız bu açılış töreninde. Bu şekilde gerçekleşecek inşallah. Bu fuarda neler bulacak gelen ziyaretçiler? Her sene gördüğümüz şeylere tabii ek olarak birçok şeyler var. Yepyeni teknolojiler, ürünler, özellikle drone'la ilgili yeni Tarım 4.0'a uygun teknolojileri biraz daha fazla yakından görme şansı elde edecekler geçen yıllara göre. Çünkü biliyorsunuz teknoloji durmak bilmiyor. Her defasında bir şeyler daha üst üste katıyor. Bu da çiftçilerimizi mutlu edecek bir şey. Çünkü maliyetleri düşürebilecek, gerek sulama ile ilgili su tasarrufunu sağlama konusunda veyahut da ilaçlama konusunda mümkün mertebe ilaçlamayı azaltabilecekleri sistemleri öğrenmeleri açısından ciddi bir eğitim sistemi oluşacak burada. Zannediyorum teknolojilerden de yararlanmak isteyeceklerdir. Pandemide fuarları özlemiştik. Bu da pandemi sonrasında ikinci mobilya fuarından sonra ikinci büyük fuar. Evet. Mobilya fuarından sonraki ikinci fuar olmasıyla birlikte bir de ayrıca 16 ay boyunca yapılan tek tarım fuarı, büyük tarım fuarları arasında yani küçük şehir ve ilçe fuarlarını birkaç tane onlar bile birkaç tane oldu ki Türkiye'de 90'a yakın tarım fuarı yapılırdı. Biz bunu geçtiğimiz yıl yaptıktan 16 ay sonra tekrar yapma şansı bize ait oldu. 16 aydan beri Türkiye'de ulusal ve uluslararası çapta, büyük çapta hiç tarım fuarı yapılmadı. Bu da bizi gururlandırıyor ama keşke bu gururu yaşamasaydık. Çünkü önemli olan bu pandemiye rağmen insanoğlu bu fuarlardan yararlanıyor. İnsanların ekonomik kaynağı ve gücü buradan daha fazla ortaya çıkıyor. Çünkü teknolojileri her yerde öğrenmeleri gerekir. Sadece Agro Expo'da değil, birçok tarım fuarına da gidebilmeliler. Çünkü uzak illerdeki çiftçilerin buraya gelme şansı her zaman mümkün olamıyor. Ama gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde ziyaretçi giriş çıkışına sahibiz ve bu da bizi mutlu ediyor. Bir de süzgeçten geçmiş ziyaretçiler de var. Bu da firmalar arasında, firmayla ziyaretçiler arasında ciddi bir sinerji yaratma olanağı buldular. Çünkü bir de ilgisiz sadece teknolojiyi merak eden, ne bileyim işte tarımla hiç alakası olmadığı halde, tarım işletmeciliğiyle alakası olmadığı halde bu tür insanlarımız da merakla geliyorlar. Onlar da bizi mutlu ediyordu ama bu sefer süzgeçten geçmiş profesyoneller bir araya geldiği için çok daha verimli iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Sizin organizasyonlarında katılımcılar kadar ziyaretçiler de çok önemliydi. Bu sene de görecek miyiz ziyaretçi organizasyonda olacak mı? Ziyaretçi organizasyonları, çiftçi organizasyonları ziraat odalarımız tarafından her sene yapılmaktadır. Biz bu sene bunlarda ciddi bir eksiltme yaptık. Çünkü burada gördüğünüz gibi fuarımızın hemen sağ tarafında, girişlerin her tarafında şöyle yazıyor mesela A-Hol'de aynı anda 2350 kişi bulunabilir diyor. Burada görmüş olduğunuz turnikelerde giren çıkan insanların sayıları hep dengeye alınıyor ve içeride 2350 kişiden fazlasının bulunması engelleniyor. O nedenle hatırlarsanız fuarımıza 350 bine yakın insan geliyordu, ziyaretçimiz geliyordu. Bu ziyaretçiyi burada ağırlama şansımız bu kadar kalabalık yok. Şu anda ortalama içeride 2000 civarında ziyaretçi rahatlıkla gezebiliyor. Bu da verimlilik adına belki önemli ama biz sadece ticari ilişkiler değil, o 350 bin kişi keşke olabilse pandemi olmasa, 350 bin kişinin burada öğreneceği çok daha kişinin daha fazla öğrenebileceği şey olabilse ama bunu bu sene daha profesyonel,
kişiler arasındaki ilişkiler fuarı şeklinde düşündük. Buna rağmen ziraat odaları yarından itibaren ciddi ziyaretçi organizasyonları gerçekleştiriyorlar. Kendilerine şunu söyledik. ÇKS yani çiftçi kayıt sistemleri olanları özellikle getirin ve sadece onlar girsin ki içeriye girme konusunda sıkıntı yaşamasınlar diye. Buna rağmen fuarımıza yaklaşık olarak bu kadar süzgeçten geçirmemize rağmen yine de 150 bin civarında ziyaretçiyi bekliyoruz. Ayrıca fuarımızı 4 günden 5 güne çıkartma nedeni de ondan kaynaklanıyor. 5 güne yayıp ziyaretçileri içeriye girişte biraz daha şans bulabilsinler diye. Yani 4 günde işte ne bileyim 100 bin kişi geleceğine 5 günde 125 bin kişi gelsin şeklinde düşüncemiz var. Fuar zaten dünya çapında bir fuar oldu Tunç Bey biliyorsunuz. Bu fuar nerelerden geldi onu da siz tabii çok iyi biliyorsunuz. 30 yıla yakındır tanışıyoruz. Bu nedenle bu fuar şu anda Türkiye için çok büyük bir değer. Ve o değerin hakkını da vermek istiyoruz. Ve o yüzden de ara vermedik. Firmalarımız bize çok güvendi. Bu fuar başarılı olacak, siz yapıyorsunuz ve biz de o başarının yanında olmak istiyoruz dediler. Ve gerçekten de şu anda fuarımızda 4/3 oranında firma sayımız yine yoğunlukta. Pandemi nedeniyle sıkıntıları olan bazı işletmeler var. Gerçekten talihsiz anlar yaşamışlar. Onları ne yazık ki bu sene fuarımızda misafir edemedik ama yine de fuarımızın %75'lik bölümü geçen seneye göre fuara katıldılar ve az önce başka bir televizyonda da o röportajlarını dinledim. İyi ki bu fuar açılmış. Daha bakın 5-6 saat oldu fuarın açılalı ama bu hemen daha ilk 5-6 saatte bize dönüş bu feedback muhteşem bir şey. Daha şimdiden gurur duyduk. Demek ki dedik hata yapmamışız. Doğru bir şekilde hırsla, inatla ekonomimize kazandırılacak bir fuarı tekrar burada sunmuşuz. Yurt dışından da alımlar gelecek sanırım. Yarın Irak'tan bir beklenen bir heyet var sanırım. Evet, yurt dışından şu anda yaklaşık olarak ikili görüşme alanımızda bilmiyorum demek daha henüz gitmediniz oraya Tunç Bey. Az önce içeride yaklaşık olarak 700 kişiye yakın ikili görüşme yapıldı. Dünyanın bütün her yerinden iş adamları, sanayiciler, tüccarlar, ihracat ve ithalatçılar fuarımıza geldiler ve çok ciddi iş bağlantıları yaptılar. Tahmin ediyorum bugün 250 milyon dolar civarında ciddi bir iş hacmi oluşturuldu. Çünkü onların hemen dönüşlerini alıyoruz uluslararası departmanımızdan. Ve tabii ki bu da bizi çok mutlu etti. Yani iş adamlarımıza bir de ayrıca da çok daha geniş ufuklarda iş olanakları da sağlama şansını yakaladık. Tarım Fuarı İzmir'in gurur fuarlarından biri. Fuarcılık yanı sıra sizin yaptığınız etkinlikler ve organizasyonlar, yarışmalar da oluyordu ama bu da pandemiye takıldı sanıyorum. Bize bu konuyla ilgili herhangi bir yasaklama gelmedi ama Orion Fuarcılık olarak çok hassasız. Bu etkinliklerde biliyorsunuz ciddi kalabalıklar oluşuyor. İnsanlar birbirine mesafe kontrolünü kaybediyorlar ve bu kontrol bizi vicdan azabına itecektir. O nedenle hepsinden özür diliyoruz. Bu sene etkinliklere yer vermedik. Burada direkt olarak hedef fuar katılımcısı ve ziyaretçi arasındaki ilişkilerin kurulması. Yerlerde mesafe etiketlerimiz var. Uyarıcı yazılarımız, levhalarımız var. Birçok yerde görmüş olduğunuz gibi dezenfektan şeyleri, bölümleri kurduk, noktaları koyduk. Bu noktalar da bugüne kadar hiçbir etkinlikte görülmemiş miktarda çok fazla var. Yani dezenfekte olayına çok dikkat ediyoruz. HES kodlarını çok önemsiyoruz. Ayrıca da davetiye, kağıt davetiye gibi temas gerektiren davetiyeleri ortadan kaldırdık. Bütün ziyaretçilerimiz bu fuarımıza çok basit bir sistemle online davetiye çıkarabiliyorlar. Sadece 3-5 saniyelerini alıyor. Çok da basit yani rahat anlayabilecekleri bir şekilde online davetiyeleri de girişte gösterdikleri zaman ateş kontrolü, önce ateş kontrolü, birinci barajımız o, ateş kontrolü. Ateşi yüksek olan da bir önemli uluslararası bir hastanemiz bize sponsor oldu. Bu hastanemiz ateşi yüksek olanlarla ilgili de müdahale yapma şansı bulabiliyorlar. Ama normal HES kodunu ve ateş kontrolünü geçebilenler de ayrıca ikinci barajda da burada online davetiye kontrolünden geçiyorlar. Ama şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Görüyorsunuz telefonlarından hazırlıyor şu anda arkadaşımız. Bu hazırlamış olduğu telefondaki online kodu gösterecek ve içeriye girecektir. Bu şekilde güzel bir
disiplin içerisinde. Tamamıyla bakanlıklarımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun bize sunmuş olduğu bütün o yönetmeliklerdeki her türlü çalışmayı burada gerçekleştirdik. Ayrıca İSPAŞ burada ciddi bir uluslararası belge aldı, biliyorsunuz. En güvenilir pandemi koşullarına en güvenilir fuar alanını oluşturdu. Kendilerine de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız da bu konuya çok titizlik gösterdi ve gerçekten de bize bu muhteşem bir alanı sundu. Bu da bizi mutlu etti gerçekten de. Hayırlı olsun, iyi fuarlar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Tunç Bey. Sizi burada görmek, kadim dostumu görmek de beni ayrıca da çok mutlu etti. Her zaman da zaten buradasınız. Yine bekliyorum. İnşallah hep birlikte olacağız burada. Ve tabii ki seyircileriniz de büyük bir keyifle sizi seyrediyordur. Araya da beni de sıkıştırdığınız için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, çok sağ olun. Görüşmek üzere.